Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ve bundan sonraki iki videoda sizlerle kuvvetli ve zayıf asit bazlarla ilgili hem yorum hem de işlem sorularını içeren uygulamalar yapacağız. Gelin ilk örneğimizde başlayalım ama size tavsiyem soruların başta durdurun bir kendiniz çözmeye çalışın sonra da videodaki çözümlerle kontrol edin. Sorumuz der ki aşık asitinin suda çözüme denklemi verilmiş buna göre hangi ifadelerimiz doğru? Şimdi asitin zayıf ya da kuvvetli olmasına arkadaşlar Suda çözünme denklemdeki denklemindeki çift yönlü oktan çıkarabiliriz. Eğer asitimiz kuvvetli ise %100 iyonlaştığı için ortamda sadece iyonlar bulunur. O yüzden suda çözünme denklemi tek yönlü okla yazılır. Eğer asitimiz zayıfsa kısmen iyonlaştığı için İyonlar ve moleküller arasında bir denge bulunur. O yüzden de çözünme denklemi çift yönlü okla yazılır. Burada da çift yönlü oku gördüğümüze göre iyonlar ve moleküller bir arada bulunuyor demektir. Kısmen iyonlaşmış demektir. Aşık zayıf asittir. Doğrudur. İkinciye geldim. Ha bu arada zayıf asit olduğuna göre hemen üçü de yapalım. Aşık suda kısmen iyonlaşarak çözünür. Bu da doğrudur. İkinci önermemiz. Şimdi e, bronsted lowry asit-baz tanımına göre hidrojen alışverişi olacaktı ve hidrojen veren yani proton veren asit proton alanda baz özellik gösteriyor. AXE baktığımda su ile etkileşime girmiş ve X eksi iyonuna dönüşmüş. Kime hidrojen vermiş? Suya. O zaman AX bizim asitimizdir. H2O'da hidrojen alarak H3O'ya dönüştüğü için bazdır. Şimdi tepkimenin tersi yönüne bakacak olursak X eksi HX'e dönüşmüş. Bir tane hidrojen almış. Bunu kimden almış? H3O artıdan almış. X eksi hidrojen aldığı için baz özellik gösterir. H3O'da hidrojen verdiği için asit özellik gösterir. Ve bir hidrojen farkıyla biri asit biri baz olan maddelerde birbirinin konjüge asit baz çiftidir. O zaman hemen önermeme bakıyorum. Evet x eksi iyonu hx asidinin konjuge bazıdır. Yani burada 3 önermemiz de doğrudur arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Der ki 25 derecede hx asidi ile 0,01 molarlık bir çözelti hazırladık. pH değeri 2. Buna göre ifadelerimiz doğru mu yanlış mı buna bakacağız. Öncelikle hazırladığımız çözelti 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık bir çözelti pH değerinin 2 olması biliyorsunuz biz pH'ı eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi ile hesaplıyoruz. Buradan yola çıktığımızda çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişiminin de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu buluruz. Şöyle yapalım. Hx ile bir çözelti hazırladık. Ben tek yönlü okla göstereyim eğer zayıfsa çifte çeviririz. H artı ve x eksi iyonları verdim. Hazırladığım çözelti 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlıktı. E, pH'i 2 olduğuna göre hidrojen iyonları derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Yani bakın burada koyduğumun tamamı iyonlaşmış. Demek ki bu asitimiz %100 iyonlaşarak çözülmüş. O zaman kuvvetli bir asittir. Birinci önermemiz doğru. Eğer hidrojen iyonları derişimimiz birazdan örneklerde var. Çözelti derişiminden az olsaydı zayıf diyecektik. İkinciye baktık. Der ki, çözeltinin içerdiği oxiyonları derişimi. Bir kere 25 derecede hazırlanan tüm sulu çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi ile hidroksit iyonları derişiminin çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 e eşittir. E, bizim çözeltimizde hidrojen iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olduğuna göre acaba hidroksit iyonları derişimi nedir derseniz buradan işlemlerinizi yaptığınızda hidroksit iyonları derişimini 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar bulursunuz. İkinci önermemiz de doğrudur. Üçüncü önermemiz çözeltiye saf su eklenirse hidrojen iyonları derişimi azalır mı? Şimdi bunun kuvvetli olduğunu gördük. Şöyle tek yönlü okla yazdım. Çözeltimdeki hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molar hacmine V dedim. Arkadaşlar moler ise mol bölü hacimdir. Şimdi biz su eklediğimizde çözünen maddenin mol sayısını değiştirmiyoruz ama hacmi arttırıyoruz. E hacmi arttırdığımızda o zaman derişimi azaltmış oluruz. O yüzden de biz saf su eklediğimizde hidrojen iyonları derişiminde hacmi arttırmış olduğumuz için daha doğrusu hidrojen iyonları derişimini de azaltmış oluruz. O yüzden Üçüncü önermemiz de doğru olur. Yanıtımız 1, 2 ve 3 olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Der ki yine oda koşullarında hazırlanan bir çözeltimiz var ve 0,1 molarlık hazırlamışız. pH değeri 4'müş. Arkadaşlar pH değerinin 4 olması bu çözeltinin içerdiği hidrojen iyonları derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olması demektir. Önce bunu bir bulduk. Peki şimdi HX Yine tek yönlü okla yazayım. Zayıf sabunu çift yöne çeviririz. Aşartı ve x eksi olarak iyonlaşacak. Hazırladığım çözelti 0.1 molarlık. Eğer bu bir kuvvetli asit olsa idi, hidrojen iyonları derişiminin 0.1 molar olması gerekirdi. Kuvvetli olsaydı. Peki bizim hazırladığımız çözeltide hidrojen iyonları derişimimiz ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yani hazırladığım çözeltiye göre hayli küçük. Demek ki bu hazırladığım çözeltideki moleküllerin tamamı iyonlaşmamış. Hatta ne kadar iyonlaşmış dersek hidrojen iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğuna göre bunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmı iyonlaşır demektir. Bu kadar iyonlaşmış. Yani baktığınızda 0,1 moların 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmı iyonlaşmış yüzdesini de bulursunuz. Binde bir çıkar galiba. Demek ki asitimiz kısmen iyonlaşarak çözünmüş. Bu da bize asitimizin hop, zayıf bir asit olduğunu gösterir. Yani birinci önermemiz yanlıştır. Dolayısıyla bunu da çift yönlü okla göstermeliyim. İkinciye baktığımda az önce de söyledik. 25 derecede hazırlanan tüm sulu çözeltilerde hidrojen ve hidroksit iyonları derişimleri çarpımı 10 üzeri eksi 14 eşittir. Bakın üçüncü önermemiz doğru. E, bizim çözeltimizde hidrojen iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğuna göre hidroksit iyonları derişiminin de 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar olması gerekir. Bu durumda ikinci önermemiz de doğru olur. Yani yanıtımız 2 ve 3'tür Gelelim dördüncü sorumuza HX kuvvetli asit aşıya zayıf asitmiş Bunlarla oda koşullarında hazırlanan eşit derişimli çözeltiler varmış Bunların bazı niceliklerini karşılaştıracağız HX kuvvetli asit olduğuna göre %100 yüz yoğunlaşarak çözülecek arkadaşlar Tek yönlü okla göstereceğim Aşıya zayıf asit olduğuna göre kısmen yoğunlaşarak çözülecek Şöyle yapalım o yüzden çift yönlü okla göstereceğim. Hazırladığımız çözeltiler eşit derişimliymiş. Her ikisini de 0,1 molar kabul edeyim. Ben burada sayısal değerler vererek çözeceğim arkadaşlar. Ee, karşılaştırmanız ve belki anlamanız daha kolay olur. Şimdi HX kuvvetli olduğuna göre suda %100 yoğunlaşarak çözülecek. AŞ'ye zayıf asit olduğuna göre suda kısmen yoğunlaşacak. Atalım %1 yoğunlaşsın. Peki geldik. HX'in derişimi 0,1 molar. Ve yüzde yüz iyonlaştığına göre burada hidrojen iyonları derişiminizde de 0,1 molara eşit olur. Ancak aşıya da zayıf asit olduğu için hidrojen iyonları derişimi 0,1 molara eşit olmaz. 0,1 molardan daha küçük bir değer olur. Hatta ben burada bir iyonlaşma yüzdesi verdim. Eğer siz 0,1'in yüzde birini alırsanız ne kadarlık kısmının iyonlaştığını bulursunuz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık kısmı iyonlaşır. Hidrojen iyonları derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Söyleyeceğimiz şu ki eşit derişimle hazırladığım çözeltide kuvvetli asit %100 iyonlaştığı için zayıf asit kısmen iyonlaştığı için kuvvetli asitin içereceği hidrojen iyonları derişimi daha fazladır. Bir doğrudur. pH'ını bulacak olursak gelin verdiğimiz değerler üzerinden bulalım önce. Bakın burada hidrojen iyonları derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar. O zaman pH değerimiz 1 olur. Burada 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulmuştuk. O zaman pH değerimiz 3 olur. Yani zayıf asitin pH değeri daha fazla oldu. Şunu da söyleyebiliriz. pH değerini biz eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi ile buluyoruz. Hidrojen iyonları derişiminiz arttıkça eksi logaritmasını aldığımız için pH değeri azalacaktır da diyebilirsiniz. Çözeltilerin içerdiği OH- iyonları derişimi. Tüm sorularda neredeyse yaptık. Tüm sulu çözeltilerde, oda koşullarında hazırlanan tüm sulu çözeltilerde H ve OH derişimleri çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. O zaman hidrojen iyonları derişimi fazla olanın OH iyonları derişiminin daha az olmasını beklerim. E hidrojen iyonları derişimi AHX'de daha fazlaydı. O zaman OH iyonları derişiminin AHY'de daha fazla olması gerekirdi. Buradaki üçüncü önermemiz yalan oldu. Son olarak elektriksel iletkenlikleri. Arkadaşlar sudu çözeltilerde iletkenlik iyonlar, iyon hareketi sayesinde iletilir. Ve iyon derişimi arttıkça iletkenlik artar. Kuvvetli asit bazlar %100 iyonlaşarak çözündüğü için zayıf asit ve bazlar kısmen iyonlaştığı için eşit derişimli sulu çözeltilerinde kuvvetli asitin daha çok iyonu bulunur. O yüzden de iletkenlikleri eşit değildir. Kimin iletkenliği fazladır dersek kuvvetli asitin daha fazladır. Yani burada Hx büyüktür. Hy karşılaştırması olmalıydı hangileri doğru oldu? 1 ve 2 doğru oldu. 3 ve 4 yanlış oldu arkadaşlar. 5. sorumuz. AşX ve Aşi asitlerinin iyonlaşma sabitlerinin değerleri verilmiş. Buna göre eşit derişimli çözeltilerinde bazı incelikleri karşılaştıracağız. Öncelikle iyonlaşma sabiti değerlerini biz zayıf asit ve zayıf bazlarda kullanıyoruz. O yüzden de AşX de Aşi de zayıf asittir. Arkadaşlar ama bir diğerine göre daha zayıfmış. Bakalım sorumuza. AşX için KA değerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. AŞ için KA değerimiz yani iyonlaşma sabitinin değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Birisi için suda çözülme denklemini bir yazayım arkadaşlar. AŞX için yazayım. İkisi de zayıf olduğuna göre moleküller ve iyonlar arasında bir denge olacak. Çift yönlü okla göstereceğim. Şöyle yaptım. Dengenin olduğu her durumda bir denge bağıntısı yazılabilir ki burada iyonlaşma sabiti diyoruz KA'ya. Denge bağıntısını yazacak olursam iyon derişimleri çarpımı bölü moleküllerin derişimidir. Asit ve bazın kuvveti iyonlaşma yüzdesine bağlı. E şöyle düşünün. Kuvvet arttıkça iyonlaşma yüzdesi artar, çözeltiye verilen iyon derişimleri artar, iyon derişimleri çarpımı arttığı için de iyonlaşma sabitinin değeri artar. Yani burada bileceğiniz iyonlaşma yüzdesi arttıkça iyonlaşma yüzdesi arttıkça arkadaşlar asitlik ya da bazlık fark etmez. Asitlik kuvveti artar. Buna bağlı olarak da iyonlaşma sabitinin değeri artar. Bunu unutmayacaksınız. Biz baktığımızda hemen o zaman Ka değerlerine bakalım. HX'in 1 10 üzeri eksi 6, HY'nin 2 10 üzeri eksi 8, 1, 10 üzeri eksi 6 daha fazla olduğuna göre demek ki HX HY'den daha kuvvetli bir asitmiş. Bir doğrudur. Asitlik kuvveti iyonlaşma yüzdesine bağlıydı. HX daha kuvvetli olduğuna göre iyonlaşma yüzdesi daha fazladır. Bu da doğrudur. 3'e bakalım. Şimdi eşit derişimli çözeltiler hazırlıyoruz. Ve eşit derişimli çözeltilerde ben biliyorum ki kuvvetli olanın yani HX'in iyonlaşma yüzdesi daha fazla olacak. E aşiksin iyonlaşma yüzdesi fazlaysa çözeltiye verilen hidrojen iyonları derişimini karşılaştırdığımda eşit derişimli çözeltilerde aşiksin hidrojen iyonları derişimi de daha fazla olacak. Az önceki soruda yaptık. Hidrojen iyonları derişimi arttıkça pH azalıyor da eksi logaritmasını aldığımız için. Bu durumda pH değeri aşiye de daha fazla olacak. Yani üçüncü ifademiz yanlış olacak. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bu videoda son sorumuz. Bundan sonraki videoda daha buna benzer örnekler var arkadaşlar. Diyor ki sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. NH3 zayıf bazdır. Çok güzel. Bu bazlarla oda koşullarında yandaki çözeltileri hazırladık. İşte bir takım niceliklerini gene karşılaştıracağız. ifadelere bakacağız. Arkadaşlar bir çözeltinin molar derişimi çözünen maddenin mol sayısı bölü en çözünen bölü çözelti hacmidir çözdüğünüz madde ister %100 iyonlaşsın, ister kısmen iyonlaşsın, ister hiç iyonlaşmasın umurumda değil. Bakınız, ikisinde de 0.1 mol madde çözmüşüm. Çözeltilerin hacimleri de eşit. Yani hem çözünen moller hem de çözeltilerin hacmi eşit olduğuna göre bu çözeltilerin derişimleri eşittir. Birinci önermemiz doğru. Gelelim OH iyonları derişimine. Sodyum hidroksit kuvvetli bazmış. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğuna göre %100 iyonlaşarak çözülecek. İyonlaşma denklemlerini de yazayım. Amonyak zayıf bir asit olduğuna göre kısmen iyonlaşacak. Amonyan suda çözünme denklemini Bronsted-Lowry'e göre yani suda suyla etkileşerek yazıyorduk. Ee, Hidro, e, amonyum ve hidroksit iyonları veriliyor. Ve bu zayıf olduğu için çift yönlü okla yazdık. Arkadaşlar bu çözeltilerin derişimi mol/hacim bölü hacim dediğimiz için her iki çözelti de 0,1 molarlıktır. Sodyum hidroksitten 0,1 molarlık çözelti hazırlarsam kuvvetli baz olduğu için yüzde iyonlaşacağı için hidroksit iyonları derişimi 0,1 molar'dan daha 0,1 mola eşit olur. %100 iyonlaştı. NH3'ten de 0,1 molarlık çözelti hazırladım. Ancak NH3 zayıf olduğu için buradaki hidroksit iyonları derişimimiz 0,1 molar'dan daha küçük olacaktır. Yani hidroksit iyonları derişimleri eşittir yanlış bir ifade olur. Şöyle yapalım. pH karşılaştıracağız. Şimdi çözeltilerin içerdiği hidroksit iyonları derişimi sodyum hidroksitte de en az 3'ten daha fazla. Hatırlayınız, oda koşullarında hazırlanan tüm sulu çözeltilerde hidrojen ve hidroksit iyonları derişimleri çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. O zaman bunların içerdiği hidrojen iyonları derişimini karşılaştırırsanız bu durumda NH3'ün içerdiği hidrojen iyonları derişimi sodyum hidroksitin içerdiğinden daha fazla olur. Derişim ve pH ters orantılı olduğuna göre bu çözeltilerin pH değerleri de sodyum hidroksitin pH değeri NH3'ün pH değerinden fazla olur. Hemen bakalım ne demiş? Evet sodyum hidroksite daha fazladır pH demiş. Üçüncü önermemiz de doğru olur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 3 olur. Evet örneklerimiz bu video için bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.